Merhaba, Roundtable kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Yüzümü de artık ilk defa görmüş olduğunuz bu YouTube kanalda ve yeni videolarda arada sırada bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ve ek olarak yeni e, video tarzlarıyla da bilgisayar dışında yani dışarıya gidip YouTube kanalımızda ilgili olan konularla videolar yapmayı da düşünüyorum. Artık şimdilik daha hiçbir şey belli değil ama e, yeni tarzlarla kısacası ilerlemeyi istiyorum. Şimdi bu video içerisinde Unreal Engine 5 üzerinde telefonunuzla nasıl video çeker gibi proje içerisinde dolaşabilirsiniz diye anlatacağım. Ve tabii ki de aynı zamanda render alabilirsiniz. Yani sinematik oluşturmak yerine kamerayı teker teker konumlandırmak yerine telefonunuzla proje içerisinde dolaşıp video çekebilirsiniz. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle bilinmesi gereken önemli bir konu var ve maalesef Android kullanıcılar bunu yapamayacaktır. Unreal Engine 5 üzerinde bu teknoloji sadece iPhone veya iPad odaklı bir şeydir. Neden bu şekilde yaptıklarını da ben de bilmiyorum ama bunu da belirtmek gerekiyor. Başlangıç olarak hemen buradan Edit ve Plugins üzerine gidiyorum çünkü burada toplam 3 tane Plugin açmanız gerekecektir. Birincisi Virtual Kamera. Ben bunları zaten video başlamadan önce açmıştım ama e, default olarak bunlar Unreal Engine 5 üzerinde açık değiller. Bunu açıyoruz ve normalde bunun üzerine tıkladığınızda e, oyun motoru sizlere tekrar restart etmeniz gerektiğini söyleyecektir. Ama hemen yapmayın. Öncelikle bütün plugin'leri açın, sonra restart edin. Ardından burada Live Link yazmanız gerekecektir. Bu Live Link telefonumuzu e, bilgisayarımıza bağlayan bir plugin'dir. Yani onu sağlayacaktır. Ve son olarak burada Remote yazarak Remote Session, bunu yazarak bunu da açmanızsınız. Bunları yaptıktan sonra oyun motoru hemen isterseniz tekrar restart edebilirsiniz veya sonradan da yapabilirsiniz. Çünkü sonradan e, yanlış hatırlamıyorsam bir şey yaptığımızda tekrar restart etmeyi soracaktır. Pluginsleri açtıktan sonra Project Settings üzerine gidiyoruz ve buradan en alt kısmında UDP Messaging diye bir yer vardı bulabilirsem. Aynen burada en alt kısımlarında UDP messaging diye bir yer var. Ve burada Unicast Endpoint kısmında sizin bilgisayarınızın IP adresi bulunacaktır. Burada 000 diye varsa sizin default olarak en alt kısmında sizin kendi bilgisayar IP adresinizi ekleyebilirsiniz. Bu ne işe yarayacaktır? Telefonunuz kablosuz bağlanacağı için sizin bilgisayarınızın IP adresini isteyecektir. Ve ayarlar kısmında son olarak Engine kısmına gittiğimizde Engine kısmından rendering üzerine gidiyoruz. Ve burada default e, diye bir ayar vardı ha, görebilirsem. Aynen burası default settings kısmında advanced e, seçeneği bulunuyor burada. Normalde bu kapalı. Üzerine tıklıyorsunuz ve burada Normalde 10 bit RGB, 2 bit alfa olacaktır. Siz bunu 8 bit RGB'ye yapmalısınız. Ve bunu yaptıktan sonra tekrar restart etmenizi söyleyecektir ve bu sefer yapabilirsiniz. Bu arada neden 8 bit RGB'ye diye sorarsanız ben de çok bilmiyorum. Bu kameralarla ile alakalı bir şey. Yani video kayıt aldığınız zaman benim araştırdıklarıma göre herkes 8 bit RGB'ye yaptı. Ama nedenini ben de bilmiyorum. Sanırım bu herhalde bu 2 bit alfa ile alakalı olan bir şeydir veya başka bir şeydir bilmiyorum. Yani kısacası bunu yapmalısınız. Ardından restart yaptıktan sonra yani oyun motorunu tekrar açtıktan sonra bu sefer hazırsınız. Benim gibi burada hiçbir şey karşılamıyorsa sizi Windows üzerine gidip burada virtual production eklenmiş olacaktır. Çünkü o plugin'leri ekledik. Ardından burada live link üzerine tıklayabilirsiniz. Bu önce belirttiğim gibi telefonunuzu buraya bağlayacaktır ve telefonunuzu bağlamak için öncelikle App Store üzerine gidip orada sanırım ismini yanlış hatırlamıyorsam Unreal Remote 2 diye bir uygulama var bu Unreal Engine tarafından yapılan bir şeydir onu indirmelisiniz ve onu indirdikten sonra da telefonunuzun üzerinde hatta hemen göstereyim bunu daha iyi kolay olur anlaşılması onu açtıktan sonra uygulamayı açtıktan sonra burada sizin IP adresinizi soracaktır artık kamera iyi fokusladı mı bilmiyorum ee, iyi görünmüyorsa da ben sonradan ekran görüntüsü olarak eklerim bunu burada sizin edit project settings ve en alt kısmında UDP mesajını üzerine giderek buradaki ip adresinizi yazmalısınız ee, bir tek şey var son olarak ip adresinin sonunda normalde 2.0 yazıyor bunu eklememelisiniz ben hemen ip adresimi telefonla ekleyeyim ip adresimi ekledikten sonra Connect üzerine tıklıyorum. Erişim izni isteyecektir. O da tamam yapıyoruz. Ardından telefonumu bağlamak için burada Live Link üzerinde e, source üzerine tıklıyorum. Message ve buradaki e, telefonumuzu bağlayabiliriz. Telefonumuzu bağladıktan sonra artık proje içerisinde kameramızı ekleyebiliriz. Yani bu kamera telefonumuza bağlı olacaktır. Burada ekle tuşunun üzerine gidiyorum ve Virtual Projection kısmında otomatik olarak bir tane VCam aktör eklenecektir. Bunun üzerine tıklıyorum ve kameramızı eklemiş oluyoruz projeye. Artık kendi projenizde herhangi bir yerde başlatmak istediğiniz konuma yerleştirebilirsiniz kameranızı. Ve e, kameranın üzerine tıklayarak sağ kısmında kamera ayarlarımızı yapmamız gerekecektir. Bu Details kısmında biraz indiğimizde burada Vcam bulunuyor. Üzerine tıklıyorum ve ben burada zaten önceden açmıştım deneme amacıyla. E, bunlar normalde sizde kapalı olması gerekiyor. Output Providers üzerine tıklıyorum. Index ve output yani bunları açıyoruz. Bunlar yapmadan önce de index kısmında default olarak pixel streaming provider'ı ekleyecektir. Ee, üzerine tıklıyorum ve unreal remote yapmanız gerekli olacaktır. Yani bu kameranın kaynağı sizin telefonunuzdaki olan uygulamadan geleceğini söylüyoruz Engine'e. ve ardından is aktif üzerine tıklayabilirsiniz. Normalde herhangi bir şey yaşanmayacaktır telefonumuzda bu hala hiçbir şey yaşanmıyor sadece connecting e, diye söylüyor e, bağlı olmamıza rağmen bu çünkü e, enabled olmadığı için bunun üzerine açıyor tıklıyoruz ve kameramızı açacaktır ardından bu index kısmında unreal Remote yaptıktan sonra tabii. çünkü önce de yapmıştım tekrar kontrol etmek istedim burada görmüş olduğunuz gibi artık projede görmüş olduğum e, görüntü aynısı telefona yansıyacaktır ama şu an hareket ettiğimde hiçbir şey yaşanmıyor ve bunun sebebi hemen üst kısmına gittiğinizde virtual kameranın bulunduğu yerlerde live link subject olacaktır. Burası non. Bunun üzerine tıklıyorum ve kamera transform üzerine tıklayacağım. Bu sadece sol kısmındaki olan live link kısmında otomatik olarak eklenen kameradır. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben telefonu hareket ettiğimde aynı şekilde e, telefon içinde de hareket edecektir. Ve bunun tek sorunu var şu an o da kayıt butonu veya herhangi bir fotoğraf çekme imkanı sağlamıyor. Bunun için tekrar sağ kısmına gidiyorum ve e, VCam üzerinde kaldığınızı dikkat edin çünkü bu da önemli. Ardından bu Overlay üzerine gidiyoruz ve buradan VCam 2 yazacağım. Yanlış yazdık ama ne, her neyse işte buradaki VCam 2 üzerine tıklıyorum ve kameranın üzerine Overlay ekleyecektir. Bu Overlay üzerinde kamera kayıt butonu bulunacaktır. Aynı zamanda proje içerisinde hareket etmek için e, joystick olacaktır. Aynı şekilde telefonda da oldu şu an görebilirsiniz. Tek sıkıntı şu an sol tarafta görmüş olduğunuz gibi kameranın butonu açık değil. Yani e, kayıt etmek için üzerine tıklayamıyoruz. Sol kısmında hemen bir tane kilit olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi üzerine ya proje içerisinde veya telefondan da tıklayabilirsiniz. Üzerine tıkladığımızda bu kameranın kayıt ol butonunu açmış olacaktır. Tekrar buradan kamerayı açayım. Herhangi bir ayar değişikliği yapmak gerekirli olacaksa. Ve tek sıkıntı burada görmüş olduğunuz gibi kameranın boyutları aynı zamanda ekrana iyi bir şekilde uyum sağlamıyor. Bunun tek bir çözümü var. O da tekrar VCAM üzerine gidiyorum. Burada 100 Override Resolution bulunuyor. Bunun üzerine tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra artık görüntü daha uygun bir şekilde yansıyacaktır telefonunuza. Tekrardan söylüyorum. Hani projenin içerisinde olan aynı şeyi telefonda görmüş olacaksınız. Tekrar bu sol alt kısmındaki kilit üzerine tıklıyorum. Ve telefondan kayıt etmeye başlıyorum. Şu an kayıt butonu üzerine tıkladım ve video çekmeye başladı. Şu an tabii ki de rastgele bir şekilde çekiyorum ve ardından bunu nasıl render edebilirsiniz diye anlatacağım sizlere. Şimdi tekrar kayıt buton üzerine tıklıyorum ve bu şekilde bitti. Sağ kısımda görebilirsiniz burada 24 fps var. Burada e, videonun fps değerlerini de değiştirebilirsiniz. Ben mesela şimdi buradan 30 yapayım ve tekrar kayıt aldığımda. Bu arada siz gerçek hayatta telefonunuzda hareket ettiğinizde aynı şekilde proje içerisinde de hareket edecektir. Yani sabit bir yerde kalmak istemiyorsanız hareket ederek telefonunuzdan e, kayıt alabilirsiniz. Veya e, benim gibi şu an hareket edebilecek yeriniz yoksa sol kısmında bunun üzerine yani bu işaret üzerine tıklayabilirsiniz ve normalde size joystickler ekleyecektir. Şu an e, ben tıklayınca hem telefon üzerinde hem proje içerisinde Herhangi bir şey yaşanmıyor çünkü bu joystick'in bulunması için bir şey eklemek gerekiyor ve ben bu video içerisinde bunu eklemedim. Siz kendi tarafınızda bunu eklemek istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ben orada hızlı bir şekilde kaynak kanalında nasıl oluşturabileceğinizi gösteriyorum olacağım. Ve bu almış olduğum görüntüyü nasıl kayıt, yani daha doğrusu nasıl render haline getirebiliriz ve kullanabiliriz diye göstereceğim sizlere. Content Drawer üzerine gidiyorum ve burada Cinematics üzerine tıkladığınızda tx olacaktır. Yani çekmiş olduğunuz görüntüleri buraya kayıt edecektir. Ben zaten önceden denemeler yapmıştım. Onun için burada birden fazla var. Üçüncünün üzerine iki kere tıklıyorum ve kendisini buraya getirecektir. Bunu yaptıktan sonra burada gömüş olduğunuz gibi aynı şekilde telefonda gömüş olduğumuz kamera butonları vesaire görünüyor. Onları da kaldırabilirsiniz. Tabii ki de tekrar VCam aktör tekrar üzerine tıklıyorum. Yani VCam üzerine tıklıyorum ve buradan iz aktif kaldırabilirsiniz. Şu an bu videoyu yani çekmiş olduğumuz videoyu program dışına çıkarabilmek için kamera cuts kısmından bu kamera üzerine tıklıyoruz. Ardından play tuşuna basarsak burada görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde yani telefonla ne çektiysem burada görünecektir ve son olarak burada render this movie üzerine tıklayacağız ve buradaki kameranızın yani videonun boyutlarını vesaire değiştirebilirsiniz. Ben burada 1920 1080 yapacağım ve e, FPS değerlerini değiştirmek istiyorsanız da buradan değiştirebilirsiniz. Ancak önce belirttiğim gibi burada sağ kısmında FPS değerlerini mesela burada 30 yapıyorsanız burada 60 yapmanın bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Yani videonun kendi ayarlarında 60 FPS yazsa bile aslında o 60 FPS olmayabilir. Yani daha doğrusu olmayacak. 30 FPS üzerine tıklıyorum ve buradan da capture movie yapabilirsiniz. Ve videonun nerede bulunacağına dair yani bilgisayarınızda nerede bulunacağı için bu output directory kısmından dosya konumunu da değiştirebilirsiniz. Capture Move yaptıktan sonra da, buradan Save yapıyorum, kendisi burada hesaplayıp video haline getirecektir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorularınız olursa da yorumlar kısmında veya Discord sunucumuzda da yazabilirsiniz. Ben sizlere yardımcı olmayı denerim. Ve e, tekrar hatırlatıyorum, o kamera içerisinde hareket edebilme için joyistikleri eklemenin, eklemenin yollarını Discord sunucumuzda sizlere göstereceğim. Ve sıradaki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.